Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 20-26 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, haftaya yeni ayla başlıyoruz. Hemen pazartesi günü 20 Temmuz'da akşam 20.32'de 28 derece yengeç burcunda yeni ayımız doğacak. Bu yeni ay önümüzdeki e, ayın genel konularını, genel enerjilerini de belirleyecek. Sizin dördüncü evinizde bir yeni ay doğuyor. 28 derece yengeç burcunda ve yine 28 derece oğlak burcunda bulunan Satürn'e tam bir karşıt açı yapan yeni ay bu. E, enerjiler genel olarak üzerimizde biraz e, kısıtlama, biraz baskı, biraz sıkıntı yaratabilir. E, Satürn artık kariyer hayatınız, toplumdaki statünüz, ailenizle ilgili konular, bazı sorumluluklar, görevler alanında kesin ve net olmamız gerektiğini işaret ediyor. Bu yeni ay bazı değişimleri, güçlü tamamlanmaları, belki bazı fedakarlıkları, duygusal olarak bize zorlayabilecek durumları da işaret edebilir. Bunlar daha çok duygusal yaşamımız, ailemiz, evimiz, yuvamız, işimiz, kariyerimiz ve benzeri konularla da bağlantılı olabilir. Önümüzdeki süreçte özellikle 27 Temmuz onu takip eden 3-4 Ağustos günleri bu yeni ay enerjilerinin getirileriyle yüzleşebileceğimiz ee, daha güçlü tesirler altında da olabiliriz. Yeni ayın genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofon Edimet Bahtacı YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Yeni ayın hemen ardından Pazartesi gecesi Ay Aslan Burcu'na geçecek. Terşembe gününün ilk saatlerine kadar ay aslan burcunda ruh halimiz, duygusal motivasyonlarımız biraz daha hayatın keyifli yanlarına doğru çekilebilir. Özellikle çocuklarımız, romantik konular, aşk hayatımız, yaratıcı faaliyetleri alanında salı ve çarşamba günleri çok aktif olabiliriz. Salı günü Güneş-Satürn karşıtlığının da etkinleştiği bir enerji var gökyüzünde. Aslında tüm haftaya yayılan bir enerji olacak bu. Üstlerle ilişkilere biraz dikkat etmek gerekiyor. Aile büyükleriyle ilgili konulara dikkat etmek gerekiyor. Eğer geçmişte belki son iki yıldır yapılması gereken konuları yapmadıysak, bazı eksikler varsa, bir şeyleri ihmal ettiysek. Bunlarla yüzleşmeler olabilir. Sorumluluklarımızı, görevlerimizi hatırlayabiliriz veya eğer yaptığımız, uğraştığımız, harcadığımız emekler varsa bunların tabii ki geri dönüşleri de olumlu yönde olabilir sevgili koçlar. Evet, Perşembe ve Cuma Ay Başak burcuna geçiyor. Bu iki gün iş tempomuz biraz öne çıkacak. Günlük hayatımızdaki meşguliyetlere yöneleceğiz. E, ayrıntılara çok takılabiliriz çevremize karşı biraz daha eleştirel olabiliriz. Bunları dengelemekte fayda var. Hafta sonu ay terazi burcunda olacak. Hafta sonu sosyal enerjimiz güçleniyor. Daha çok ilişkilere odaklı olacağız. Yani eşimizle ilgili konular da önceliğimiz olabilir. Partnerimizle birlikte olabiliriz. E, ya da sosyal alanlarda arkadaşlarımıza daha fazla zaman ayırabiliriz. Bu hafta 22 Temmuz'dan itibaren Güneş artık Aslan Burcu'na geçecek. Ve bir ay boyunca Güneş sizin 11. evinize aydınlatmaya başlayacak. Güneş enerjinizi, yaşam enerjinizi bu süreç içerisinde destekleyecek. E, ve bu dönemde keyif aldığınız konular, eğlenceli faaliyetler, yaratıcı faaliyetler, aşk hayatınız, arkadaşlarla ilgili konular, sosyal etkinlikler, yeni projeler, yeni hedefler Güneş'in de enerjisiyle beraber özellikle ayın sonlarından, son haftasından itibaren hayatınıza çok daha güçlü bir şekilde gelmeye başlayabilir sevgili koçlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.